çok aramızda. Aman herkes çok dikkatli olsun. Yap. Kuş kafeste, şimdi kimseden hata istemiyorum. Amirim bu ne, adam mı öldürdük ya? Amirim silah. Beyaz arabada silah bulundu. Bu silah benim değil, amirim bunu yapıyor. Silah neden arabada? Senin ne anan, ne dayın, ne akraban var. Canım kardeşim. Ne hanım varsa ne var. Bu adamın suratında memeliyet yok. Kıyılacak bu nikah. Ben bu kızı seviyorum, tamam mı? Kullar bas Ferman abi. Ben özür dilerim. Borcu var Ferman abi. Olay nasıl? Pasaport nerede komisi? Alkışlayın ulan sterim he. Evet. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Bu ne? İki gözüm. İşte zodyaklar yola çıktı arkadaşlar. Hela. Arkadaşlar biliyorsunuz kamyonumuz yolu kapatmış vaziyette. Komut aldığımız anda, araba geliyor, sokağın içine giriyor dendiği anda bizden haber duymadan ve siren sesini duymadan asla çıkmıyorsunuz ortaya ve hiç görünmüyorsunuz. Araba geliyor, yol tıkalı. Çok ileri gitme ki bizim kadrajdan çıkma. Tamam ben tam şu kapının, tam şu kapının önüne kadar geliyorsun. Duruyorsun. Aynı anda meşhur kaçak eşya taşıyan nakliye arabamız geliyor. Arkada duruyor ve siz arada tost oluyorsunuz. Biz siren sesini verdiğimiz anda büyük bir süratle tı 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 çıkıyorsunuz. Aracı arama emri veriyor sana amirin ve torpidoda silahı buluyorsun. Amirim silah. Beyaz arabada silah bulundu. Tamam saygı duyuyorum. Görevinde bir bayan bir bey var. Ve bu kadar. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Arkadaşlar sokağa girdiler. Aman herkes çok dikkatli olsun. Tamam. Tamam. Mert çok ileri gittin Mert.
kameraların görüş açısından çıktın. Geri gel hemen. Geri gel hemen. Kamyoncu arkadaşlar, siz de girin hemen sokağa. Kapalıymış mı? Adamı yıkıldı orada. Tamam. Orada dur. Tamam, harika, orada dur. Allah Allah. Onu kapalı da görmüyor muyum? Kuş kafeste. Şimdi kimseden hata istemiyorum. Lütfen herkes sakin olsun. Bakar mısın müsaade? Tabii, ben bakarım. Tabii, ben bakarım. Abi, bir zahmet çıkacağız. İki dakikada indiriyorum. Abi, acelemiz var bizim de. Hadi, gel. Abi. Biraz oyalan arkadaşların yanında. Arabaya gidip Nursel'e durumu anlat. Mert. İki dakika şeyi varmış. İki dakika. İndiriyorlar, hemen şey yapacağız. İki dakika sonra. Biraz bekleyelim. Abi çabuk olun ya. Tamam. Yetişeceğiz abi, çabuk. Tamam, hadi ben yardım edeyim de çabuk bitsin de kamyona doğru git. Ben de yardım edeyim. İki dakikada hemen kalsın. Tamam. Ben yardım ediyorum. Evet. Kutu pense. Hepsini dizin üst üste. Aferin. Timler hazır olun. Çalsın sirenler. Sirenler çalsın. Ne oldu? Bu. Şimdi korkma. Zilgilendiren bir şeydi. Bir dakika. Tamam. Aldık tepkiyi. Tamam, harikasınız. Devam edin. Yahu insan patates çuvalı değil, adamı ne yaptınız? Tamam Pınar, arabaya git. Ah canım, çok korktu ya. Çok ürkütme. Kaldır elleri kaldır başın üstüne. Arkadaki araçla ilgili korkmayın. Sizi dışarı almam gerekiyor. Endişelenmeyin, ikinizi de rica edeceğim. Neden? Aracı aramam gerekiyor. Çalışmanızı yap. İhbar var de, lütfen dışarı çıkın de. İhbar var, ihbar aldık de. Evet. Boşalt arabayı, İhbar var, sizinle ilgisi yok. Sakin olun, lütfen dışarı alayım sizi. Endişelenmeyin lütfen. Ama sizi dışarı almam gerekiyor. Suyunu içsin, bırak suyunu artık, içsin. Su içene yılan dokunmaz Pınar'cığım, içsin suyunu, öyle insin. Benimlesiniz, endişelenmeyin. Onlarla ilgili, ön taraftan alayım sizi, rahat olun. Önden alayım sizi, gelin. Gelin, benim korumamdasınız, lütfen gelin. Benim korumamdasınız, endişelenmeyin. Hah, aferin. Güzel. Leopar şalına da sarındı. Sizi de beyefendi buraya alayım. Abi, bir şey yapmadık abi ya. Bir şey benim yok. Korumamdasınız, endişelenmeyin. Ne yaptık ki biz abi? Pınar, aracı aramam gerekiyor de iyice korkutur. Aracı aramam gerekiyor, sakin olun. Sizi şöyle alabilir miyim? Evet, iyice korktu çocuklar. Ay, çok kötü bir insanım ben ya. Gerçekten kendimden nefret ediyorum şu an. Elleri titriyor kadıncağızın. Muamelenin, muamelenin. Ne yaptık biz muamelenin? Pınar, bul artık şu oyuncak silahı. Silahı bul arabada. Hanımefendi, çantanızı açar mısınız? Neden? İçine kontrol edeceğim. Açın, ben açmayayım, siz açın. 75-16 merkez. Amirim silah. Amirim silah. Evet silah. Tamam. Olay koptu arkadaşlar. Tamam. 75-16 merkez. Silah sahibi. Buraya bak. Valla sönüyor. 75-16 merkez. 75-16 merkez. Trafikte kaldık. Arkadan çıkamadık. Sakin olun, emniyette konuşuyoruz. Şu anda görüşmeye gidiyoruz. Nursel Hanım, evet, oyun durur. Ben sanırsanız iş görüşmesine gidiyoruz. Sizin ilgisi yoksa emniyette anlaşılırsın. Endişelenmeyin. Bizim şoförümüz... Yardım etmeye gidiyor. Kim sorumlusu kim bu? Aksiyonlar. Kamyon çabuk boşalsın diye yardım etmeye gitti. Yani onunla bu kapandı, arkamız kapandı. Şoför benim bir günahı yok. Sizi anlıyorum ama silah var aracımda. Uzatmayalım, emniyette konuşalım. Tamam, harikasın. Pınar, harikasın. Tamam. Sizi yalnız yaslayabiliyorum. Tamam. Şimdi niye bizi burada bekliyorsun? Korkut Pınar, emniyete gideceğiz de.
ifade vermeniz gerekiyor de Pınar. Ama sakin sakin. Emniyete gideceğiz hanımefendi. Sıkıntı yok. Tamam. Gereken emniyet işini yapıyor, görev işini yapıyor. Bizimle alakalı bir şey değil. Araçta silah bulundu. Amirim. Şeyler dönüyor ama biz bilmiyoruz. Anlaşılır o zaman. Şoför. Amirim, emniyet. Masai sigortası mı? Ya belki o güvenlik mi? Güvenliğin kendi silahı. Bilmiyorum abi silah, bilmiyorum. Ben abi... Haberim yok abi benim silahtan. Hanımefendi sakin olun, uzaklaşmayalım. Abi bilmiyorum, ben bu şoförüm arabada sadece ya. Beyefendi. Ben abisiyim canım arkadaşım. Ben abisiyim memnunum. Hepinizi yapıyorsunuz. Ben abisiyim. Şu anda biz sistem dışı bir şey yaşıyoruz. Anlıyorum ama beyefendi. Bilmediğimiz bir konuyu yaşıyoruz. Anlıyorum ama... Ah canım benim bak. Bir küçük kuş gibi titriyor. O leopar desenli şalvar üstünde ama ne fayda. Küçük bir kuş. İnsanlar ne olacak şimdi? Ben niye burada duruyorum? Bize müsaade edin gidelim. Sizin ilginiz yoksa görülecektir hanımefendi. Endişelenmeyin. Emniyete gidip ifade vermeniz gerekiyor o kadar. Bir şey yoksa anlaşılacaktır, evet. Biz emniyete niye gidelim ki hanımefendi yani? Şoför geldi, bizi aldı. Biz randevu... Anlıyorum. Siz de bunu açıklarsınız emniyette. Sıkıntı yok. Evet, bu kadar kolay kurtulamazsın elimizden. Dur Selçuk. Şimdi emniyete gidiyoruz. İhbar aldık beyefendi. Fazla bilgi veremem. Fazla bilgi veremem. Nereden çaldınız bunu? Amirim bir şey çalmadık. Ulan bir senedir boşuna mı kovuluyorsunuz? Hadi be. Memur Bey. Sizi de almak zorundayız. Emniyette ifadenizi alacağız. Siz bu şahsı nereden tanıyorsunuz? Anlatıyorum. Anlatıyorum beyefendi. Şahsı nereden tanıdığınızı emniyette anlatırsınız ama... Bizim firmanın şoförüymüş. Bizi almaya geldi. Tekstille ilgili sponsor. Nursel Hanım bir oyuncudur. Tekstille ilgili bir firmanın şoförü. Onun geçmişini, background'unu biz bilmiyoruz. Herhalde bir güvenliktir. Onun belki silahı vardır. Silahının ruhsatı var mı? Abi silah benim değil, benim bile yok diyor. Ya neden araba? Hanımefendi, siz benimle gelin, biraz uzaklaşalım buradan. Orada biraz gerilim oldu. Şöyle alayım. Endişelenmeyin. Dön bunu çevir, bu tarafa çevir. Hay Allah, bu ne yapmışlar diye bilmiyorum. Bilgi veremem. Üzgünüm, bilgi veremem. Sormayın lütfen. Tamam. Beyefendi, sizin biraz ayrılmanızı rica edeceğim yalnız. Tamam mı? Lütfen. Diyor ki kardeşim benden. Biraz daha köpürtelim. Beyaz arabada silah bulundu. Tamam, saygı duyuyoruz. Görevimizi yapmışız. Sizin de bir bayan, bir bey var. Ah telefon. Trafiğin ortasında kaldı. Beyefendi. Telefon edecek izin verme Pınar. Telefon yasak. Telefon açabilir miyim? Bir saniye. Telefonla lütfen iletişime geçmeyin şu an. Rica ederim. Alabilir miyim ben telefonunuzu? Ya da koyun. Tamam. Telefonla iletişime geçmiyoruz. Tamam. Beyaz arabadaki şahıslar da emniyete gidecek. Olabilir. Bir tek su içmelerine izin var. Başka her şey yasak. Ne oldu? Su bitti mi? Benzeri olmadıklarını söylüyorlar. Tamam. Bu kamyonetle ilgileri var mı? Kamyonetle bir ilgileri olmadığını, arabanın kiralık olduğunu, adamın şoför olduğunu, silahla bir ilgileri olmadıklarını söylüyorlar. Yok abi, ben sadece koli taşının yardım etmek istedim. Tamam, sorunca cevap. Koliye yardım etmek istedim. Sorunca cevap ver. Kanala ne gözü var bizim ya? Tamam, sus Mert, abartma artık, tamam. Tamam, emniyette ifadeleri alınca o zaman asayişçiler bırakır. Görevlerini yaptır hadi. Ne bir Barış'ın yanına git ve Nursel'in sizi duyacağı şekilde Barış'ı sorgula. Amirim biz ne yaptık bu muameleyi hak edecek biz? Burası bağlıyoruz, silahlar buluyor. Amirim ne oluyor? Ne yapmışlar? Bilgi verin hanımefendi, emniyetten sonra. Emniyette öğrenirsiniz. Korkunlar falan ne? Ebi vallahi. Bilmeme rağmen ben bile korktum senden ya. Tamam. Senedir peşinizdeyiz. Bana mama bakın. Amirim kovalıyorsunuz. Tamam, bir damacana su içti korkudan, tamam. Yanıyor artık kızım, içi yanıyor. Emniyette hala olsun. Emniyete... Yani yardım edeceğimiz bir şey olursa tabii ki. Yani ama bizim şey alakamız yok. Bunu herkes söylüyor. Evet, tamam, sonuna geldik yavaş yavaş. İyice zorlayalım Lebip biraz. Bir tık daha zorlayalım. Zaten bitiriyoruz. Şimdi sizi de emniyete götürmek zorundayız. İfadenizi orada verirsiniz. Zaten bir sorun yoksa sizi bırakırlar ama... Nursel abla, ben bir şey yapmadım. Söyle Nursel abla ya. O niye bana hep gidiyor Nursel abla? Tamam. Nursel Hanım, tamam. Bir saniye amirim. Nursel Hanım'dan duymak istiyorum. Ne amaçla yoldaydınız? Yani ne amaçla? Bir kostüm provasına gidiyordum yani kostüm.
Kıyafet sponsorumuzun firmasının şoförü. Peki sizin daha önce kullandığınız bir şoför mü? Aynen. Az sonra geliyorum yanınıza. Daha önce kendisiyle tanıştık. Hazır olun. Hiç tanımıyoruz, arkadaş tanımıyoruz. Firmanın sahibinin şoförü. Araba yolladılar, biz prova için. Şu arabanın ruhsu var. Bilmiyorum vallahi orada bir yerden. Daha önce tanımadığınıza emin misiniz? Kullanmadığınıza emin misiniz? Hayır, ilk defa görüyoruz. Eminim. Yok öyle bir şey. Ama cici bir insandı yani şarkı söyleyerek. Rica edeceğim gözünüzü çıkarabilir misiniz? Siz de lütfen. Çok özür dilerim, ben sizi tanıyorum. Ah, tanıyorum de. Tamam, selamın oyuncu. Ha. Hatta yani... bu sabah da gazetede çıkıyor. Tamam. Sağ ol. Ben hatırlıyorum siz iyi. Yani mecburuz. Mecburen yapılacak. Ama bir şey söyleyeceğim, ben sizi çok beğeniyorum. Gerçekten yani. Elbise provasına gidiyoruz. Sıkıntı yapmayın, çözülecektir ama almak zorundayız. Sizi Mahmut Bey. Nursel Hanım'ı aldırır. Zaten genelde öyle oluyor. Görüşmeler. Ha canım, yazık ya. Yani tamam. Sohbet ederek geldik. İşimizi bitirelim ya. Emniyette. Amirim, ben hanımefendiyi tanıyorum. Aslında oyuncuyu ya. Birlikte tamam şey yapabiliriz. Sonra gelsin. Olur mu? Ay, sonra olur mu? Ay, görevliyiz şey yaparız yani. Ben 15-16 merkez. Tabii ki. Amirim, ben kötü bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben onlarla eşlik edeyim, çok uzatmayalım. Bizim hiçbir ilişkimiz yok. Siz beraber gelirsiniz emniyete. Ekip arabasıyla beraber. Bu arabayı zaten tamam. Şimdi tamam, açalım da randevumuz bekliyor. Geliyorum arkadaşlar, yeter artık, tamam. Geliyorum. Dur. Siz haber verin gelemeyeceğinizi. Ben haber veririm. 75-16 merkez. Ne kadar sürer işiniz orada? Bilemiyorum hanımefendi ama ben sizin işinizi kolaylaştırmaya çalışacağım. Tamam mı? Yeleğim hazır mı? Su tabancam hazır mı? Hah, der su tabancam hazır. Tamamdır. Bununla olayı artık yumuşatmaya çalışacağım. Ne yapayım? Haydi geldim. Yettim Nursel'im, yettim. Dost var şakamızda, çok aramızda. Bu şey hiç inandırıcı olmadı bana ya. Bu hiç inandırıcı değil. Vallahi bu silah inandırıcı. Ay şimdi. Ay inandırıcı. Ay Demet Akko. Geçmiş olsun. Ay senin. Aman Tanrım, bundan... Bu nasıl ya, bir şarap? Kusura bakma da oldu. Ay. Ya dur. Her güzele emeğin verme. Ama bak, hiç inandırıcı mıyım? Bak bu ne topuk ya. Ya ama Hollywood işte. Bu hiç inandırıcı işte. Mıyım Hollywood ya? Hollywood bunu. Hiç inandırıcı. Ay, ben oturduğum yerden çok üzülüyorum. Aa, sizi üzdü. Ay inanılmaz. Çok başarılı. Şaka mı bu? Lebe. İnanmıyorum. Ah arkadaş. Korkut, çok mu korkuttun? Çok korktum. Çok korktu, evet. Evet, bana maskeyle ben geleyim dedim ama dedim ki yok artık, o kadarını da yapmayalım ya burada. Yok oğlum. Maskeyle gelmeyeyim dedim, bana artık o kadar olur. Bana inanılmaz güzel bir şaka yapmışsınız. Tebrik ediyorum yani size, siz de çok iyiydiniz. Ben ağzım kilitlendi, konuşamadım. Ya böyle ürkütücü şakalardan korkuyorum ama finalinde rahatlık iyi oluyor yani. Güzel bir çay içeriz, şimdi rahatlarız. Arkadaşlar tebrik ediyorum, operasyon başarılıydı. Sıhhat ekibi tebrikler. Bize şarkılar tutuyorlar. Ben son 10 yıldır böyle bir korku yaşamamıştım. İnanılmaz korktum. İnanılmaz sahiciydi. Ona sarılarak biraz rahatladım galiba. Arabamızdan silah çıkınca ben yandık dedim yani. Amirim silah. Galiba merdivenlerden silahlı askerleri inerken işte kaputlarıyla neydi? Tamam, maskeler. Şey, maske, siyah maskelerle gelindiğinde oldum ya, çok korktum. İlk korku oydu zaten. Bizim de alakamız yok. Ku ispatlamak gibi bir durum var ya, o çok ağır geldi, o zor geldi yani. Şoför geldi, bizi aldı. Biz anlıyorum. Biz sizi tanıyoruz falan deyince ben bir relax oldum. Bir daha rahatladım yani. Aa, telefon açayım bari falan dedim ama izin vermediler. Ama bir şey söyleyeceğim, ben sizi çok beğeniyorum. Gerçekten yani.
Telefonla lütfen iletişime geçmeyin şu an. Rica ederim. Alabilir miyim ben telefonu? İlk önce kamera gördüm. İki tane kamera. Aha dedim basma haber vermişler. Basın geliyor. Bu tarafa döndüm. Demet Hanım geliyor. Dizlerimin bağı çözüldü. Makarna gibi pişmiş. Makarna gibi. Yığıldım böyle. Bu nasıl ya, bir şara bakma ne oldu? Ya, çok başarılı, çok muhteşem bir şaka. Herkesi kutluyorum, herkesi. Beni yanılttınız ya. Beni yanılttılar ya. Çok aramızda Demet Akbağ'la. Aman aman. Çok aramızda, çok. Sizi de her an yakalayabilirler yani. Arkadaşlar, oyuncu arkadaşlar, dikkat edin. Aramızda